sevgisinin peşine düşmüş bir adam. Ama bir tarafta ilk aşkı, ilk evliliği, gözünü açtığı ilk kişi, bir tarafta annesi. Hani gelin kaynanayı şimdiye kadar çok duyduk. Belki sizin başınızda, belki kayınvalide tarafındasınız, belki gelin tarafındasınız. Ama Lütfü'nün yaşadıkları o kadar net ve bir taraftan da o kadar acınası ki. Yani bu çocuğun sevdiğini görüyorum bir taraftan. Ama bu işin içinden nasıl çıkacak bilmiyorum. Annede de, inanın Semra kaynanada da çocuğunu inanılmaz bir şekilde kucaklama ve sevgi hissiyatı var. Ama acaba nereye kadarı gerçek, nereye kadarı fazla? Baba vefat etmiş, belki onun da etkisi var bilmiyorum. Hepsini konuşacağız Lütfü. Yani annemin sevgisini de kaybetmek istemiyorum. Kaybetme zaten. Çünkü zaten babam da yok. Gülsüm'ü de kaybetmek istemiyorum. Annem babanın vefatından önce de böyle miydi? Bu kadar değildi aslında. Babam biraz etkisi, yani etkisi vardı. Vefatının etkisi oldu mu? Zaten ben küçüktüm. O yaşlarda fazla hatırlamıyorum da. Kaç yaşındaydın babanız öldü? 6 yaş. 6 yaşında. Sen 6 yaşın, çok küçükmüşsün Lütfü. Tabii o seni tek başına büyütmüş aslında. Evet. Sana da çok emek vermiş. Hem anne hem baba oldu. Gerçekten hem anne. O yüzden hem onun da şeyi var. O yüzden de pek bir şey de diyememişim, ondandır yani. Bu işin içinden anneni kaybetmeden ama sevdiğin kadınla da tekrar yan yana olarak çıkartırız inşallah seni. İşte o nasıl kuracağız i̇nşallah. O şeyi onu bilmiyorum. Peki Lütfü, Gülsüm'ü karşına alalım mı? Gelir mi acaba buraya? Gelirse güzel olur. Ha? Güzel olur. Sen davet etmek ister misin, ben mi söyleyeyim? Siz söyleyin. Ben mi söyleyeyim? Peki. Gülsüm, ben orada seni ilk başta aldık o odaya. Ama artık galiba o oda biraz fazla oldu bizim için. Sonuçta siz eski eşsiniz. Seni buraya davet etsem gelir misin? Olur. Hadi gel bir tane. Buradaki kapıyı açtık. Buyurun. Buyurun. Şimdi Gülsüm'ü herkes merak ediyordu. Onu bir tanıdık. Dün aslında Cuma günü çok güzel bir diyalog var olacaktı aralarında. Tabii annemiz ve... Buyurun. Annemiz ve görümcemiz devreye girince olaylar bambaşka bir hale geldi. Gülsüm, tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Arkana yaslanabilirsin, rahat ol. Tamam. Et lütfen. Tamam. Şimdi ben kötü bir şey duymak istemiyorum. Aslında sizin neler yaşadığınızı böyle bir baştan duymak istiyorum, olur mu? Tabii. İlk nerede gördün Lütfü'yü? Ben lisede gördüm. Lise birinci sınıfta mı? Evet, lise birinci sınıfta. Hatırlıyor musun, ne yapıyordunuz? Teneffüste yani miydiniz, sınıfta mıydınız? Ben sınıftaydım. Lütfü de işte birkaç tane arkadaşı vardı. Onunla beraber böyle koridorda gezerdi. Ben de işte şey görmüştüm, işte arkadaşlarına şey diyordu, işte beni gösteriyordu falan. Ha. Ondan sonra benim arkadaşlarım da şey dediler. Ya işte bu çocuk kesin senden hoşlanıyor. İşte devamlı arkadaşlarına senden bahsediyor falan. Ondan sonra öyle de oldu. Geldi işte. İşte o zamanlar çıkma teklifi vardı, biliyor musunuz bilmiyorum ama. Benimle çıkar mısın falan dedi. İşte ben seni çok beğendim. Ondan önce bir de ona sorayım bakayım. Tamam. Yani sen onu fark ettiğinde Lütfü zaten sana doğru gelmeye başlamış. Evet, evet. Peki o zaman Lütfü, sen ilk ne zaman gördün Gülsüm? Ben ilk ne zaman gördüm? Merdivenlerden çıkarken. Okul merdivenlerinden. Evet. Ne orada hissettin? Hani bir sürü kız merdivenden çıkıyor. Ama o farklıydı. Nasıl? Bir sürü kızın içinde o farklıydı. Böyle bir ışıltısı vardı. O beni cezbettirdi zaten. Ne dedin ilk gördün? Ay ne kadar güzel kız mı? Evet. Ne kadar hanımı? Sen söyleni, ben bilmiyorum. Çok tatlı bir kız dedim yani. Peki baktın önünden arkasından, kız gitti sınıfına. Ne yaptın? Gitti, sonra gizliden gizliden işte. Sen etrafında, etrafında dolaşmaya başladım. Hani beni fark etsin ki ilgim olduğunu anlasın diye. Sonra işte arkadaşlarla falan konuşurken onun sınıfının koridorunda sürekli gezerdik, böyle volta atardık. Fark edildiğim diye yani. Sonra fark etti. Zaten fark etmemesi de mümkün değildi. O kadar yani, o kadar içine girmiştim. Karşısına sonra da, geçip ne zaman söyledin? Söyleyebildin mi? Söyleyebildim. Teneffüste. Hatırlıyor musun Gülsüm? Yani hatırlıyorum. Üçüncü ders veya dördüncü dersin teneffüsüydü. İşte geldi karşıma, söyledi. Ben söyledim ya, çıkma teklifi, hoşlanıyorum falan. Ben zaten bekliyordum. Beklediğim bir şey olduğu için şaşırmadım. Ben olumlu cevap verdim. Olumsuz cevap vermedim. Peki sonra teneffüsler hep beraber mi geçmeye başladı? Evet. O günden sonra hep teneffüsler hep beraber geçmeye başladı. Nasıl hissediyorsunuz o ders dili çalsın bir an önce? Aynen. Eve giderken de mesela ben bırakırdım onu. Sonra eve giderdim. O şekilde ilerliyorduk. Güzeldi.
Ta ki annem yakalayana kadar. Allah! Annen yakalayana kadar. Nerede yakaladı annen? Otobüs durağında. Otobüs durağında. Yakaladı derken yani siz herhalde otobüs bekliyordunuz orada. Evet. Şimdi annem herhalde şüphelenmiş benden. Benim hareketlerimden şüphelenmiş. Beni takibe almış okula giderken. O sırada biz de Gülsüm'le otobüs bekliyorduk otobüs durağında. Sonra işte bir an annemi fark ettim. Tabii Gülsüm tanımıyor onu. Annemi fark ettim dedim, eyvah biz bittik dedim. Bir dakika, buraya kadar senden dinledik. Gülsüm, sen anlatır mısın? Senin gözünden nasıldı? Tabii otobüs durağındaydık. Okuldan çıktık, beraber otobüs durağına doğru gittik. Ondan sonra annesi geldi. Sen ondan... tanımıyorsun. Yok, ben hiç annesini henüz görmemiştim. Bir kadın geliyor karşıdan. Evet. Ondan sonra işte Lütfü ile tartıştılar, kavga ettiler. Ben de işte orada uzaklaşmak zorunda kaldım. Ne yaptı anne? Annem bu kim falan dedi. Ben dedim anne okuldan arkadaşım dedim. Söylemedim ilk. Tabii annem anladı. O görmüş bizi, yakınlığımızı görmüş gelirken. O yüzden pek kıvıramadım orada. Ondan sonra zaten sen kimsin falan filan dedi Gülsüm'e. Gülsüm de fazla bir şey yapmadı, cevap vermedi fazla. Ne desin ki kızcağıza? Evet, o da şok oldu çünkü. O da şok oldu, ben de şok oldum. Yani biz o an ne diyeceğimizi bilemedik. Sonra annem hadi eve gidiyoruz dedi. Anne okula gitmem lazım. Yok dedi, eve gidiyoruz. Sadece bu kadar mı Lütfü? Evet. Başka şey olmadı mı orada? Yok. Sonra işte evde beni bir fırçaladı. Peki Lütfü, bir şey soracağım. Orada Gülsüm'e karşı bir darp var mıydı? Bir üstüne yürümeye kalktı. Sonra ben anne yapma falan dedim. Herkes içinde bize bakıyorlar falan otobüs durağında. Gülsüm'ün üstüne mi yürüdü anne? Evet, üstüne yürüdü. Dokundu mu? Sen kimsin işte benim oğlum etrafında falan. Kimsin yani? Ne amaçla oğlumun etrafındasın diye. Sonra ben anne yapma etme dedim. O dedim arkadaşım benim dedim. Öyle bir şey yaptım. Ne yaptı peki? İktirdi mi seni Gülsüm? Ya fiziksel olarak darp yoktu. Ama hani sözlü olarak, mimikler olarak taciz vardı. Hani şunu diyemem. Gelip de beni itti, kakaladı diyemem. Ama işte ne işiniz var burada, siz ne yapıyorsunuz da, işte okul saatiniz değil mi de, okuldan mı kaçtınız da, işte bu kız seni kötü yola sokuyor gibi cümleler oldu. Bunlar da sözlü taciz. Peki okul saatinde mi gidiyordunuz otobüsle? Ya şöyle, bazen okuldan kaçıyorduk arada. Yani her zaman demiyorum ama bazen okul aksattığımız oluyordu. Yani ama zaten... devamsızlığınızı geçmeyecek kadar. Yani evet, bazen oluyordu. Peki. Zaten büyük ihtimal okuldan da bir herhalde uyarı geldi ki annem herhalde devamsızlık yönünde. Annen okula gidip geliyor muydu? Okula gelirdi. Her öğlen gelirdi. Her öğlen mi? Her öğlen niye geliyordu? Kontrole gelirdi benim. Neyi kontrol ediyor? Sen ediyor zaten musun? Yakın yemek okul. Yemek yedin mi diye. Yemek yedin mi diye. Yemeğini yedin mi? İşte durumun, sağlığın, saatin nasıl diye. Yakın mıydı ev okula? Terliyor musun falan. Sen lisedesin ama. Ama hala annemin gözünde hala çocuk olduğum için. Ne bileyim şimdi, ne bileyim, bizimki de şimdi mesela anaokuluna gidiyor. Öyle zaten öğretmenler de sokmaz içeriye bizi yani, ne bileyim değil mi? Senin de öyle bir tane aynen var. Aynen öyle. Bir de tabii şey, bireyselleşemez çocuk böyle olduğunda. İşte evet, kendi kararlarını veremez. Özgüven lazım. Sorunu olur. Peki ama bu hengamenin içinde yine de evlenmeyi başarmışlar. Bir de o nasıl oldu? Burası da çok güzel bir adım Lütfü için. Buraya gelmesi. İlk defa kendi başına bir karar vermiş aslında. Evlilikten sonraki en büyük adım evet, bu olabilir. Evet, bence de çok önemli bir adım. Bence daha büyük adım aslında bu kadar sevdiği bir kadından ayrılması. Tabii. Yani ben boşanmaya da nasıl karar verdi, o da çok enteresan bir durum ama. Peki Lütfü, sonra siz böyle ilişkinize devam etmeye çalıştınız. Herhalde annen de hep olayın içindeydi. Evet. Annen istemezken Gülsüm'ü sen nasıl devam ettirebildin? Evliliğe nasıl ikna ettin? Evliliği. Annem kesinlikle istemiyordu. Yani kesinlikle olmaz diyordu. Ben anneme dedim ki ben bu kızı alırım dedim. Sen öyle deyince? Kendimi de... Allah korusun. Sonra annem olur mu böyle şey falan filan dedi. O arada zaten bir panikledi. Gerçekten korktu. Yapar mı falan gibisinden. O anda kabul etti zaten. Peki benim kız istemeye gittiniz anladı. Mi? Gittik. Nasıl, bir anlat bana. Kim istedi? Annem. Baba olmayınca annen istedi. Ablam vardı. Ha? Ablam da vardı. İkisi. Üçünüz mü gittiniz evet. Böyle? Çiçekler, çikolatalar falan. Peki böyle istemediği için yarım ağızla mı istedi yoksa gerçekten istedi mi annesinden babasından?
Yani gönülsüzdü zaten giderken de pek şeydi. Hani ben istediğim için yani kendi istemediği bir şey olduğu için, bir olay olduğu için gönülsüz gönülsüz gitti. Orada da zaten biraz Gülsüm'e laf çakmaya çalıştı. Orada babası biraz Gülsüm'ün kız ne demek istiyorsun? De. Evet. Ne demek istiyorsun falan filan diye. Ne söyledi? İşte buna mı kaldın falan filan gibisinden cümleler etti. Kızı istemeye gidiyorsunuz. Evet. İstediğiniz yani, kızı benim oğlum buna mı kaldı? Evet. Bunu mu layık gördün bize falan gibisinden laflar sana etmeye çalıştı. Sana söylüyor bunları. Yani ben, dedi, benim Gülsüm... yanımda fısıldıyor ama orada herkes duyuyor tabii bunu. Gülsüm baban ne dedi? Benim babam bunları duyduktan sonra işte o fısıldaşmaları falan. Tam olarak ne dedi sen duydun mu? Ya tam olarak işte buna mı layık gördün? Her zaman herkes için daha iyileri vardır. Gibi bir cümle kullandı. Ondan sonra ben de hani bozuntuya vermiyorum. Doğal olarak hani Lütfü'yle evlenmek istiyorum. Babam da duydu. Duyduktan sonra işte anneme biraz şey yapıyor böyle hani işte bak konuşuyorlar kendi aralarında falan istemiyorum gibi. Ama ondan sonra benim gönüllü olduğumu anladı. Benim istediğimi anladı. O yüzden verdi. Sana evlenme teklif etti mi? Bu olayın evlenme dışında. Teklifi etmeden biz böyle bir karara vardık. Ha. Yani şey olmadı işte böyle oluyor ya kızlara işte konsept yapılıyor, işte evlenme, öyle bir şey olmadı. Sadece evlenmek istediğini söylemişti. Sonra direkt istemeye geldiler. İstedin mi evlenme teklifi ettin böyle? Ya öyle özel bir şey yapmadım ama dedim artık dedim bir adını koyalım. Hoş geldiniz Semra Hanımcığım. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Çok şıksınız. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Lütfü heyecanlı mısın? Elini öpmek istiyorum. Bir elinizi öpsün artık hayır, ya. Hayır, kesinlikle. Hala yumuşamamış. Semra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi sizi, bugün saçlar falan daha bir güzel olmuş. Teşekkür herkes ediyorum. Herkes ne giyeceğinizi, nasıl geleceğinizi de merak teşekkür ediyor. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Semra Hanımcığım, bir kere teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için. Ne olursa olsun. Evet. Siz Lütfü'yü annesisiniz. Sizden daha çok kimse sevemez ama biz de evet. Gerçekten çok sevdik oğlunuzu. Evet. Ve her şey hayırlısıysa hayırlısıyla en iyisi olsun istiyoruz. Evet. Efendim. Ama böyle bugün biraz gerilere gitmek istiyoruz sizinle, olur mu? Evet. Şimdi siz herhalde Lütfü'nün okulunda lisedeyken bazı evet. Şeyleri öğrendiniz öğretmenlerinden. Evet. Biraz evet. Okulu asmaya başlamış herhalde. Evet. Sonrasında da onları durağa kadar takip etmişsiniz. Evet. Bir anlatır mısınız bize? Vallahi oğlum sık sık böyle bol bol yalan atmaya başladı. Neler söylüyordu? İşte anne biraz geç kalacağım. Arkadaşlarıma gidiyorum. Arkadaşlarımla beraber ders çalışacağız. Sınavımız var. Sürekli bu şekilde yalan söylüyordu. Takip ettim bakalım bu nereye gidiyor. Bir de harçlıkları iyice artmaya başladı. Ha. Belli harçlıklarını vermiş olduğum harçlıkların üzerinde alış şey yapmaya başladı. Para istemeye başladı. Yetmiyordu yani. Yetmiyor. Oğluma para yetiştiremiyorum. Bir türlü yetiştiremiyorum. Takip ettim. Bir tane kızı yanında gördüm. Sonra tabii kimin nesidir, kimin fesidir? Yani çocuğunuzu güvenilir mi, güvenilir değil mi? Yani herkese şey yapamazsınız. Devir kötü Zahide Hanımcığım biliyorsunuz. Doğru. Bu ama gerçi Gülsüm'ün de ailesi için geçerli. Şimdi onlar da sizin yerinizde Lütfü'yü görselerdi. Belki onlar da derlerdi hani kızım bu çocuk kim? Yani o kız tarafı onun durumu daha da şey özel. Kız tarafı olunca biraz daha dikkat ediyoruz biz. Tabii şimdi tanımadığım için evet fevri davrandım. Kabul ediyorum. Yani o anda sinirlendim. Sinirlendim ama... Özür de diledim yani. Ha, öyle mi? Tabii özür diledim ama o da büyüklük. Ama maalesef yani çocuğumu artık böyle yalan söylemesi çünkü hiç olmayan bir şey zoruma gitmeye başladı. Ben bir anneyim yani çocuğumun doğru. Bunlara takip etmek zorundayım. Yalan söylemesine engel olmak için acaba hani onu tamamen dinlemek hani mesela sizi kızacağınızı bildiği için yalan söyletmek yerine alttan alıp ne olduğunu tam olarak öğrenmek daha mı akıllıca olurdu diye ama düşünüyorum. Şimdi kendim için de düşünüyorum bunu. Şimdi otobüste giden çocuk, gidiyorum durakta bakıyorum yok. Lütfü saatinde. Yok. Saatinde yok. Ne, nerede bir duyuyorum taksiye binmiş gitmiş. Oğlum ben sana belli bir bütçe ayırmışım. Sana kartı vermişim. Sen nereye gidiyorsun yani ne yapıyorsun? Benim kafamda soru işaratları koydu tabii. Güvenmemezlik oldu. Tekrar aynı olay yaşanmasın diye. Tekrar bizi takip edip de gelip işte insanlar için de rencide etmesin diye taksiyle gitmeye başlamıştık. Artık otobüsü değil de taksiyi tercih evet. Etmeye başlamıştınız. Yani hani işte baştan acaba kızım sen kimdensin bir gel bakalım bize
bir evde bir çay içelim, kahve içelim, ailen nedir, kimdir, ne yapar falan diye bir yaklaşım değiştirir miydi acaba? İşte bahsedeyim? Gizli gizli kaçamaklar olduğu için karşı tarafa güvenemedim ben de. Sizin tanımıyorum, etmiyorum. Çok mu korkuyordu? Ya korksa da hani en azından gelip bir tanıştırsaydı, bir şey olsaydı belki bu kadar tepki vermezdim. Gizli şimdi, kaçamakları olduğu için şimdiki yaptım. Şimdiki Semra Hanım olsaydı, geriye dönseydi. Evet. O gün o otobüs durağında nasıl davranırdı? Tabii tanıdığım olsaydı gönül rızam da olacak tabii ki. Ama şimdi şu var, bakın. Herkes her şeyin en iyisine layıktır. Tabii ki. Oğlum sevmiş bir kere. Ama gönül bu. Yani bak, nereye konacağı belli olmuyor vallahi. Ne demek istiyorsun annem? Nereye konacağı belli olmuyor. Bizim böyle oldu. Semra Hanım, şu an kullandığınız cümleler beni rencide ediyor ama farkında mısınız? Böyle oldu yavrum. Ya beni rencide sözümün ediyorsunuz, de o zaman da rencide sözümün ettiniz, de şu anda da rencide ediyorsunuz. Yaşadıklarıma beni göre konuşuyorum. Tamam, beni rencide ettiğinizi söylüyorum kızım, ben kızım, yaşadıklarıma göre konuşuyorum. Ben uydurmuyorum. Ben de sizin beni rencide ettiğinizi söylüyorum. Ben uydurmuyorum. O zaman siz de bu düşünceye bende hasıl etmeseydiniz. Laf dinletemiyorum kızım sana. Laftan anlamıyorsun. Her şeyin tersini yapıyorsun. Kabul etmiyorum. Sevdirseydin kendini kızım. Hiçbiri doğru değil. Sevdirseydin kızım kendini. Sevmek isteyen zaten severdi. Hayır, hayır. Sevmek isteyen, gönlü olan zaten severdi. Zaten gönlü olmuş. Saygı göstermiyorsun. Gün arkadaşlarıma bir hoş geldin demiyorsun. Bir çay ikram etmiyorsun. Bir kolonya ikram etmiyorsun. Ben mi ikram etmiyorum Semra Hanım? Etmiyorsun yavrum, surat bir karış. Ben siz varken, benim eşim yokken size hiçbir zaman hizmette kusur etmedim. Ama benim eşim geldiğinde siz benim eşime farklı konuştunuz, farklı davrandınız. Hayır, bunu ben farklı konuşmadım lütfen? Kızım. Sen ne yapıyorsan ben onu konuştum. Kesinlikle. Biz baş başayken benim yaptığım hizmetten memnun kaldığınız halde benim eşim geldiğinde benim yaptığım hizmetten memnun kalmıyordunuz. Kızım memnun kalsam memnun kaldım derim. Hiç de öyle bir memnuniyetim olmadı Semra yani. Hanım, uydurma lütfen. İlk baştan beri beni istemiyordunuz kızım, zaten. Uydurma bakın lütfen. Ben saygımı bozmadan tartışıyorum. Sizinle benden yaşlılık olduğunuz için. Gözümün içine baka saygımı bozmadan lütfen tartışıyorum. Lütfen. Semra Hanımcığım, sizin bir kayınvalide olarak gelin hanımdan beklentiniz nedir? Saygı bekliyorum. Hürmet bekliyorum. Yani ben de bir anneyim. Bir evlat yetiştirmişim. Sizin kayınvalideniz oldu mu? Oldu tabii ki. Siz nasıldınız ona? Ben asla saygıda kusur etmezdim. Asla. Asla yani büyüme karşı, ama bu öyle değil. Bu ne dersen tersine yapıyor. Ne dersen inadına yapıyor. Öyle bir şey yok. Ben ne derse tersini de yapmadım. Benim hizmetimden memnundu. Sadece uyduruyor lütfü Zayda Hanım. Uyduruyor. Uydurmuyorum. Ben evdeyken Zayda Hanım uyduruyorum. Uyduruyor deyip duruyor, öyle bir şey yok. Peki hiç arkadaşlar geldiğinde gelmiş şey çay servisi, işte kolonya tutma falan hiç yapmadın Zayda mı? Zayda Hanım, ben hizmette kusur etmedim. Ben kendisi varken, arkadaşları varken gayet iyiydim ama ben yani eşim geldikten sonra benim ona yaptığım şeyleri farklı şekilde anlatıyordu. İşte hizmet etmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Öyle bir şey yok. Ben elimden gelenin fazlasını yaptım. Peki, zaten. Peki Gülsüm, siz şimdi aynı evde bir süre beraber yaşadınız. Tabii ki İş de. İş bölümü nasıldı evde? Ya şöyle söyleyeyim size. Normalde hani hanımların yaptığı işi hepsini ben yapıyordum. Neydi onlar yani? Ya temizliği, yemeği, ütüsü, işte bulaşığı. Bir de şey, her gün gün yapıyordular. Şimdi yalansa yalan deyin Semra Hanım lütfen. Hani ama cemiyet sen hep uyduruk kadını olabilirsiniz yani. Ama dediğin, her hepsi gün uydurma. Misafirleri hepsi geliyor, uydurma. Gün yapıyorlar. Günün yemeklerini ben hazırlıyorum. Gelen işte hanımefendilere ikramı ben yapıyorum. Ardından bulaşığı ben götürüyorum. İşte bulaşık makinesine yerleştiriyorum falan. Kendisi tabii bazen benim görümcemde geldiğinde hiç şey yok. İşte şuraya el atayım da gelinime yardım edeyim de. Miydi? Hayır. Bana kimse yardım etmedi. Şimdi gelmiş diyor ki sen bana hizmet etmedin. Kızım sen gelinimsin. Ben mi hizmet edeceğim yani? Yardım ben mi bulaşık yıkayacağım? Ben mi orada hizmet edeceğim? Gerçekten. Niye aldık seni o zaman? Yardım niye aldık bak, seni eve o zaman? Sana, gelin olarak olmaz aldınız canım. Ama. Ama aa. Bak, peki, saygı gösteriyorum. Diyerek almadım ben. Oğlun hatırı için aldım bak, ben seni. Bak, saygı gösteriyorum. Sana hala Semra abla diyorum. Ama sen bana nasıl yanlış konuşuyorsun? Bak, benden yaşça büyük olduğun için ben sana saygısızlık bak, yapmak Semra istemiyorum. Bak Semra anne diyemiyorsun. Semra anne, şu an anne değiliz. Anne ayrıldığı için anne değilsin. O zaman da demedin ki. Semra abla demedin. Şimdi siz kendi kayınvalidenizden bahsettiniz ama evet. Allah size iki evlat verdi. Evet. Biri erkek, biri kız. Evet. Şimdi Allah kızınız da burada. Onu da merak ediyorum. Acaba o kayınvalidesiyle nasıl? Evet. Sizin gelinizden beklediklerini o acaba kendi kayınvalidesine yapıyor mu? Kızım bekar, evli değil. Ha, hiç evlenmedi. Yok, olası evlenmedi. Kayınvalidesine yapar mı? Sizden ne gördü, evet. O kendisi yapacak evet. mı? Onu da merak ediyorum. Bakalım böyle yani annesi gibi bir evet. kayınvalidesi olmasını ister mi? Evet. Birsan Hanım geliyor efendim.
Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Sizi de çok merak ediyorduk doğrusu. Bakayım benziyor musunuz? Biraz benziyorlar. Siz anneye daha çok benziyorsunuz. Burunda var mı bir şey? Yok. Yok. Peki. Ben babam, aynı babam. Rahmetlik babam babasına benziyor. Aynı babası o aynı zaman. Aynı babası, kopyası. Siz ondan kopyası. Da bu kadar düşkünsünüz. Tabii ondan. Belki evet, de. Evet. Peki, Birsen şimdi siz gelmeden böyle bir tanışmadan başladık biraz. İşte kayınvalide olarak nasıl acaba Semra Hanım diye bahsettik. Siz hiç evlenmediniz. Yok, evlenmedim. O zaman telefonda bayağı bir böyle hızlı bir giriş yaptınız. Evet, çok sinirlendim. Aşırı derecede ama sinirlendim. Ama şimdi sakin olun. Niye sinirlendiniz o zaman? Niye sinirlendim? Yani olmuş bitmiş bir olayın peşine daha neden koşuyor? 80 milyon izliyor zaten. Annem zaten tansiyon hastası, bir daha yeniden akşam yeniden rahatsızlandı, götürdük. Siz Lütfü Bey'in Gülsüm Hanım'la barışmasını istemiyor musunuz? Hayır, istemiyorum. Neden? Yani bir ablası olarak istemiyorum. Ama kardeşiniz çok seviyor. Yani bütün Türkiye onun sevgisini görüyor. Ya siz bunun sevgisine bakmayın gerçekten ya. Bir bak, gerçekten diyorum. Bir insan kendi kardeşine nasıl saygı duysun? Bakın Zahide Hanım, ben şimdi anlatayım. Geliniz size nasıl saygı duysun? Ama bak şöyle bir sen şöyle bir şey söylüyorsunuz ki. Yani siz onun ablasısınız. Evet. Siz kendi kardeşinize böyle söylerseniz. Hani şimdi elin kızı ne demez? Orada doğru mu? Bence doğru. Hayır, siz bunu evliliğinde de mi böyle söylüyordunuz? Ya benim kardeşim zaten parasının peşinde Allah aşkına. Parasının peşinde olmuş olsaydım şu an burada olmuş olmazdım veya evliliğimi bitirmiş olmazdım. Peki ayrılırken, boşanırken ne aldı Gülsüm? Ben hiçbir şey, sadece mehir neyse ilk başta onu aldım. O senin onun dışında zaten. Hiçbir şey almadım. Sadece mehirimi aldım. Ama sen diğer eşinle karıştırıyor musun? Ay inanamıyorum vallahi. Neye inanamıyorsunuz Semra? Kızım mehir ben sana sol koluna 10 tane bilezik taktım. Sağ koluna 5 tane bilezik taktım. İnci Semra seti aldım. Hanım, altın kemer taktım. Niye yalan söylüyorsun kızım? Hiçbir şey almadım diyorsun inci ya. İnci setini benden geri aldınız. Benim sağ koluma 5 tane bilezik taktınız. Benim sol koluma 10 tane bilezik taktınız. Ben bana taktığınız bileziklerin hepsini, benim eşimin kredi kartı borçları vardı. Ben onun kredi kartı borçlarına verdim. Kredi kartı borcu benim için eşim bilezik çalışıyordu. Bozulur mu? Siz benim eşim çalışırken onun kazandığı parayı alıp ya evi ben geçindiriyorum deyip de 5000 liralık ya. Bir kredi kartı verdiniz benim eşime. Ben çalışıyordum. Eşime ben destek oluyordum. Kızım. Destek olmayı bırakın. Kendi altınlarımı sattım. Eşimin borçlarını ödedim. Bu borçlarını ödedim inanmıyorum. Bu gereksiz neye şeyler. Neye inanmıyorsunuz? Mantık dışı. Burada yüzü mantık burada. Dışı. Ne dedin sen kızım bana? Lütfü ben senin anne ince seti mi? Almam takmam. Nerede o zaman? Bozursam para etmez. Ben senin borçlarını kemer ödemedim altın, mi? Kemer altın, düğünlerde... Taktığınız altın kemerle ince setini benden geri aldınız. Ben ondan benim almadım. Benim altın kemerim niçin nerede? Benim ince setim nerede? Ben ağzımı takmadın açıp bunun lafını ettim mi? İstemiyorum dedin. Para etmez bozursam para etmez. Zahide Hanım. Yani kemer takılmadı. Düğünlerde takılırmış. Zahide Hanım. Düğünlerinde. Zahide Hanım doğru konuşmuyor. Ben de aldım. Ne var bunda? Doğru konuşmuyor. Bana takılmadı. Düğün fotoğrafı istedim. Bir tane düğün fotoğrafı istedim. Düğün fotoğrafı nerede? Hiçbir düğün fotoğrafınız var mı? Ben getirmedim yanımda. Var ben mı zaten normalde? Boşandıktan sonra bütün fotoğrafları yırtıp attım. Tabii. Duydum ben zaten. Duydum. Seven bir insan özel hatıralı olan sevmek farkıdır. Beni canının benim acıması, canının yanması çok farklı. Ama oğlumun nasıl noktadır. Yırtıyorsun? Benimki, çok benimkileri de annem saklamış. Ben şu an sevgimin zaten hali hazırda saklamış. Çok yoğun olduğunu söylemiyorum zaten. Yani tekrar o anılar yaşamasın. Kaynanavesin gibi neresinde sakladın? Tabii. Sen bu kadar tabii. Çok değer veriyorsun. Peki bu evliliğine, bu sevgiye, bu aşka niye yırtıp da attın o zaman? Ben niye şu yırttın? An çok fazla değer verdiğimi neren söylemiyorum senin? Ki. Neren ben boşanmayı senin? Ben istedim zaten. Gerçekten seven ve duyguları hala yoğun olan bir kadın sizce boşanmayı kabul eder mi veya boşanmak boşanmışsın. İster mi? Boşanmışsın. Mahvettiniz sen ya. Sen niye geldin bir daha boşandıysan? Benim hislerimi bitirdiniz. Ben geçen ablacığım, programda da söyledim, bu programda da söylüyorum. Hisimiz ki kalmadı yani ya. Saygı da yok, hisse yok. Ne yaptık biz annemle? Ne yapmışız biz annemle ya? Allah aşkına Zahide Hanım kendi tarafı hiçbir şey takmadı. Kendi tarafı bir şey takmadı. Annemin taktıklarındaydı zaten gözü. Benim ailemin maddi durumuyla sizin maddi durumunuz ortada. Allah'ıma şükürler olsun. Benim ailemin maddi durumuyla sizin maddi durumunuz ortada. Allah'ıma şükürler olsun. Bir şükür olsun Allah. Ben onu o şekilde kabul etmişim. Yani bu o taktı, bu taktı, bunlara girmesek. Devamlı zaten bir şeylerden vuruyor. Zaten devamlı biz yani tabii kabul etmişsin. Onun peşine düşecek insanlar vuruyor. Değiliz. Biz zaten varlıklı bir insanız. Lütfü tamam. Lütfü. Anam iki ben... kadın arasında Lütfü böyle. Biz şurada beş dakika dayanamadık. Devamlı bir şeylerden vuruyor Zahide Hanım. Sen sus diyorsun. Semra Hanım sen sus diyorsun. Çocuk böyle kalıyor. Ben Lütfü'ye bir şey soramıyorum arada.
Arada bir benim de fotoğraflarımı annem saklamış, bana göstermiyor dedi. Göstermiyor. Fotoğrafları sakladınız mı? Neyini saklayayım ya? Uyduruyor gene. Neyini saklayayım? Ne yaptınız? Görmek istemiyorum ki zaten. O yırttıktan sonra biz de attık çöpe. Ha. Ne yapacaktım yani? Onu ben şey mi taşıyacaktım yani fotoğrafını evde? Bakın ya ben ne yapayım? Bak benim çok sevdiğim bir annem var. Evet. İzmir'de mesela onun da oğlu bir evlilik yapmış. Ne yapmış? Kızın tarafını böyle kesmiş. Ondan sonra kendi oğlu o damatlığı yani tek fotoğrafı damat olarak onu koymuş. Hem de en baş köşede duruyor. O onun hatırası, o onun hayatının bir parçası. Yani sonuçta Lütfü'nün hayat hikayesinde bir şekilde o da olmuş. Bana kalsa saygı duyulması lazım. Hele çocuğu varsa mesela. Çocuğu varsa, torununuz varsa ne olur annesi babası hangi taraf sizin de diğer tarafı yırtmayın. O çocuğun hakkıdır. Onun hakkını yırtıyorsunuz, onun hakkını yakıyorsunuz. Bence yakmayın. Benim annemin babamın yıllar önce boşanmışlar. Nişan fotoğrafları da var, düğün fotoğrafları da var ve ben hepsini gördüm. Bu benim psikolojimi de etkiledi tabii ki. Peki siz sakladınız, ne yaptınız? Duruyor mu fotoğraflar? Hayır, saklar mıyım? Yani insan neyi saklar? Güzel anısı, hatırası olan şeyi saklar. Ne yaptınız fotoğrafı? Attım, ne yapayım? Saklamadım yani. Anne, benim, biliyor musunuz? Zaten benim lise aşkımın fotoğraflarını attın mı sen? Valla evet attım. Evet attık. Madem aşkım evde sen mi kendin saklasaydın. Lütfü. Kendin saklasaydın. Ben mecbur değilim. Bunlar anıdır ama biliyorsunuz değil mi? Anılar bitti gitti. Bunlar anıdır yani. Bitti gitti. Sen de evleneceksin yarın bir gün. Ben o zaman anlayacaksın. Peki Sevda Hanım, ben size bir şey soracağım. Bundan haberim yoktu. Siz yarın öbür gün kızınız evlenmeye kalktığında, evet, biliyorsunuz hayat tekerrürden ibaret. Tabii ki. Acaba onun karşısında sizin gibi bir kayınvalide gelse, sizin bu kızcağıza yaptıklarınızın aynısını sizin kızınıza Birsen Hanım'a yapsa ne hissedersiniz? Valla eğer benim kızım kayınvalidesine saygısızlık yapıyorsa bunu hak ediyordur yani. Çünkü ben onu o şekilde yetiştirmedim. Ama ben size saygısızlık burada yapmadım Semra Hanım. Siz burada parasız bir hizmetçi almışsınız evinize. Ben izliyorum şu ben an. Ben size saygısızlık yapmadım. Hayır. Şaşkınlık içerisindeyim. Hayır, hayır. Bakın. Bizim adetlerde, gelin kayınvalideye hizmet etmek hizmet zorundadır. Hizmet eder de bunun da bir çünkü usul, bir adabı vardır. Çünkü ben de onu kızım gibi bağrıma basardım. Ama tabii ki eder, saygı gösterir. Ama bu farklı bir boyuta gitmiş artık. Ama şimdi bakın, ben tansiyon hastasıyım. Oğlum muhakkak ona söylemiştir. Bu kızın problemi değil ki sizin hasta oluyor. Niye tuz dolduruyor yemeklere? Hiç bunu yani... Ben de bir şey yapmadım Semra Hanım. Kasti değil mi? Bir kere sizde mesela tamam, her şey yalan. Şimdi yani bakın her gün yaparsanız... Hiçbir şey doğru değil. Peki Birsen yardım ediyor muydu siz gün yaparken? Ben yardım şaka ediyor diye biliyordum. Şaka gibi gerçekten. Yok, ben yardım etmiyordum. Etmiyordunuz. Hayır. Neden? Zaten evim ayrı. Ha, siz kendinizi kurtardınız, ev ayrı. Benim evim ayrı şimdi. Ama olsun, yine beraber annenizin gününde ben giderdim annemin günü olduğuna ve toplantısı. Tabii ki annemin günü olduğu zaman gelirdim yani, beraberdik, beraberdik. Hayır, gelirdi yani. De yani böyle gelirdiniz ama ben de mesela hemen kolonya tutardım, çay kahve ikram ederdim. Kızı olarak gelin de olsa orada ben de yapardım. Çünkü ben orada annemi temsil ediyorum. Siz yaptınız mı hiç? Yok. Hiç yapmadınız. Peki evlendiniz. Balayına gitmek istediniz doğal olarak eşinizle, tabii, değil mi? Nereye gitmek isterdiniz balayında? Amerika'ya falan giderdim herhalde. Amerika'ya giderdiniz. Peki kayınvalideniz Amerika'yı görmemiş ve sizinle gelmek istiyor. Ne yapardınız? Ne işi var? Ne işi var? O zaman neden demedin ablacığım? Anne, ne işin var? Beni niye götürmedin? Allah! Bir de bu var. İşte Zahide Hanım, gerçekten doğru mu söylüyorsun? Şaka gibi yani, annem bana gitmiş, ben de niye giderdim? Annemle beraber takılırdım. Hayatım, sen kayınvalideni istemedin bak. Daha olmayan kayınvalideyi istemedin. Bir tane kardeşim var. Belki sen de bir evin bir yolunu alacaktın. Bir tane de gelininiz vardı bir zamanlar. Birsen Hanım zor evlenir biraz. Biraz zor evlenir Birsen Hanım. Niye? Nasıl böyle bir erkek bulacaklar yani? Nasıl bir erkek arıyor sence? Hocam? Yani olmayan bir erkek arıyor. Var, var. İç güveysi ama iç güveysinin de en kötü şekli. Var, var, kendisinin bir sevgilisi var zaten. Nereden biliyorsun? Ama ben hiç karışmıyorum. Ne karışacaksın sen? Senin bana hayatıma müdahale ettiğin kadar ben senin hayatına müdahale etmiyorum. Edeceğim tabii, ben senin ablanım. Peki o abi olsaydı Birsen senin hayatına müdahale edebilir miydi? Bir hatam varsa ederdi. Ama şu anda o benden küçük ve bana karşılık veriyor halen daha. Yani burada yaştan çok akıl önemli değil mi? Yani sonuçta bir erkek çocuğu. Siz erkek çocuğuna diyor, sen sus lütfen, sus, konuşma, otur falan dersen. Ya akıl olsa Gülsüm'ü alır mıydı? Tövbe estağfurullah. Defalarca söylüyorum ya, defalarca doğru, söylüyorum. Doğru, doğru. Tövbe, benim inadıma, benim inadıma yalan söyleyen bir çocuk, Allah'ım yani akıllı bir ver, çocuk yalan söyler mi annesine? Bazen söyleyeyim. Siz yalan söyleyeyim. Birincisinde, aklım yok. Tamam, aklım yoktu diyelim. Tamam, kabul ediyorum. Semra Hanım, kendimi çok zor tutuyorum saygısızlık yapmamak için. Yani normalde çok ağır konuşabilirim. Ne yaparsın? Sizin söylediğiniz hiçbir şey doğru değil.
Benim üstüme geliyorsunuz şu an. Devamlı yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Siz bir kendinle karıştırıyorsun kızım sen. Kendinle karıştırıyorsun. Söylediğiniz her şey yalan, iftira. Hiçbirini kabul etmiyorum ben. Biz de kabul İşine etmiyoruz. İşine gelmiyor tabii. Sen kendine baktın mı aynada? Yalan söylüyorsun. Neyin yalanını söylüyormuşum? Nerede yalan söylemişim ya, ben sana? Bak üstüme geliyorsun, başka bir şey yapmıyorsun. Hayır, biz senin eve geldiğinde gelmiyor, yok yemek yapmıyor, yemeği tuzlu yapıyor, çok yok şöyle, yok böyle. Çok sakin konuşuyoruz şu anda. Evet, lütfen o sakinliği devam ettirelim. Bütün yani. Sana bir sorum var. Şimdi rahmetli babanız size bir hayli miras bırakmış anladığım kadarıyla. Kapalı çarşıda kaç dükkan dediniz? İki tane dükkanınız var? İki tane dükkanınız var. Peki bir kere kapalı çarşıda bir dükkan müthiş bir gelir kaynağı demek. Kirada mı şu anda dükkanlar? Kirada. İki tane dükkanınız var. Apartmanlar var, evler var. Yani bir hayli mal varlığınız var. Peki bir sen herhalde ayrı yaşıyorsunuz. Evet. Siz kendi hayatınızı kurdunuz ve gittiniz. Siz mirasınızı aldınız mı? Tam babanızdan değil. Kalan? Tam değil. Tam değil. Evet. Lütfü sen mirasını aldın mı? 5000 liralık kart miras sayılıyorsa. Miras peki. Falan almadı o Zahide Hanım. Annesi yani Semra Hanım'ın hiçbir şekilde Lütfü'ye maddi olarak bir desteği olmadı. Eski görümceme maddi olarak desteği olmuştur. Ama dediğim gibi kazandığı parayı da kendi peki, kullanıyordu. Peki şimdi bir Halil Bey'den ben rica edeyim. Evet. Bir avukat olarak bir vefat sırasında Allah rahmet eylesin yattığı yerler nur olsun. İki tane evladı bir tane eşi var. Miras paylaşımı nasıl olur? Rahmetlinin öncelikle eşi 1/4'ünü alır. Kalan 1/4'ünde 1/4 bir senin 1/4 da Lütfü'nün olur. Yani... diyelim ki 40 milyon olunca 1,5 milyon 15 milyonu Lütfü'nün oluyor. Yani 1/4 olması gerekiyor Lütfü'nün. 5 milyar 40 milyon olsa daha. Evet. 15 milyon milyonu, tabii. Ki 40 milyon dediğiniz niye göre 40 milyon dediniz? Ya öyle farazi bir rakam yani. Yani o kapalı çarşıdaki bir dükkan en az yani dükkanda en az tabii bu kadardı. Muhtemelen. Yani evet. İki dükkan olduğunu büyük düşünsek oradan. Büyüklüğünü de bilmiyoruz da yani evet. Yani 1/4 yani 1/8 8/3 Lütfü'nün. Yani aslında anneden daha fazla evlatların payı var. Evet öyle oluyor. 1/4 annenin. 1/4 de ikisinin arasında bölüşülecek oluyor yani. Yani her 1000 TL'de evet. 250 TL'si anneye. Evet kalan 750 TL'nin de bölüşülecek. İşte 300 evet. Küsür 300 küsür. O 1010 küsür çıkıyor da onun için mesela 12 dersek veya peki, işte 8 aslında dersek. Sen farkında mısın bilmiyorum zengin bir adamsın. Şimdi ben bundan haberim yoktu. Nasıl haberin yoktu? Sen oğlum nasıl haberin yoktu? Sen vekalet vermedin mi bana? Her şeyden haberim vardı. Kiradan anlamazsın. Ben... Kiracıyla görüşmezsin. Vergi ödemeyi bilmezsin. Kontrat nasıl yapılır bilmezsin. Ancak Gülsüm'ün şimdi peşine koşun ben... gittin. Şimdi benim canımı sıkma şimdi. Sen avukata ihtiyacım var. Ben zannediyordum ki annenin de vefat durumunda kalıyor. Yok. Ben vefat edince size kalacak. Ne var yani bunda? Gülsüm yesin, alın silin şey yapın. Siz kolay şu anda da, kimin şu anda da kalmış ya. Ben ondan yani. Bahsediyorum. Şu anda da bende bir şey yok ya. Yok tabii yersen bir şey notarda olmaz. Notarda imzayı sen verdin bize. Biz senden almadık zorla. Yüksel hayat yaşarsan, taksilere sen binersen. Sen notardan imzayı. Kalmaz tabii oğlum. Hem belirli bir bütçen vardı. Semra Hanım bir şey sorabilir miyim en size? En azından bir araba olsun. Madem öyle. Evet. Niçin o zaman sadece 5000 liralık bir kart verdiniz kendi oğlunuza ve sizin oğlunuz 5000 liralık kartla geçiniyordu? Senin bunu çok merak ettim şahsen ben. Şu an 10.000 yapmış galiba. 5.000 liralık bir kart vermiştiniz. Senin yüzünden ki ben benim kartı yüzümden, o, nasıl şey benim yüzümden ya? Kartımın paralarını. Oğlunuzu layık gördüğünüz bütçe 5.000 lira mıydı? Kızım sen doymuyorsun, doyumsuzsun. Yetmiyor sana, para yetmez. Ben evine de versen, daireyi de versen bir ay en fazla bir ay. Onu uçurur yok edersin. Ben hiçbir şekilde para harcamadım. Lütfü tabii şahit canım, burada. Oğlum da şahit ya. Ben hı. Senden ekstra fuzuli ne istedim? Ne istedim? Dürüst ol. O marka takıntım mı vardı? Kendisi çalışıyordu. Zaten kendi masrafı ben kendi mağazaya girmiştim. Mağazada kurumsal bir yerde çalışıyordum. Şimdi 15 tane alıyordum. Bileziği bozdurup da kredi kartı öden kişi bana bu şekilde konuşamaz. 15 tane bileziğimi heh. Sattığımda 1 lirasına bile dokunmadım. Sattığım paranın hepsini gittim kendi eşime, kendi kocama destekte bulundum. Peki Lütfü sen o sırada o kredi kartını bu kadar altını yiyecek kadar borcu nasıl yaptın? Tek başına yapmadı. İşte sinemalara falan gidiyor. Ben de yapmadım. Tabii kim yaptı? Konserlere gide gide. Her gün konsere gidilir mi ya? Her gün işitme kaygı başladı. Evde çağırıyorum Lütfü. Lütfü'de ses yok. Lütfü deyince o zaman duyuyor. Ondan ya, sonra annem bana Lütfü lise diyor. Yıllarında biz bayağı geziyorduk. Şimdi o konuda bir şey diyemem. Gezdiğimiz süre zarfında bizim kendi arkadaş ortamımız da vardı. O zaman para harcıyorduk.
iki tane cep telefonu almıştı. Ondan sonra evinde bilgisayarı vardı falan. Öyle. Bir sürü internette dolandırıcılar var. Bilgisayarın ne işi var sizde? Peki ama bilgisayar hani, her evde var aslında. Ama bu çocuk kandırırlar. Zaydan'cığım oğlumu kandırırlar. Bak söyle hayat. Kartın söyle. Bütün şifrelerini söyler, numaralarını söyler. Kaç yaşına gelmişiz, bizde de var bilgisayar. Niye böyle yapıyorsunuz? Var ama çabuk siz, kanıyor. Bakın siz örf adet olarak konuşuyorsunuz değil evet. mi? Örf adet olarak bizim örfümüzde bir genç kız yalnız başına bırakılır mı? Niye kızınla yaşamıyorsun da oğlunla yaşıyorsun? Ben kızıma güveniyorum. Zeki bana ayrı bir kız. Niye yaşasın ya? Gelinim var, oğlum var. Bana yalan söylüyorsun. Yalnız ama oğlum yalan söylüyor bana. Sen yaşadığın sürece oğlun hiçbir zaman mutlu olamaz. Bırak oğlunu kendi başına. Ben de oğlunun... Bu kadar mal vardım var. Oğluna niye bir araba alıyorsun? Ne demek oğlum seviniyor? Oğlumun iyiliği için o kadar güzel hanımefendi kızlar getirdim. Hiçbirini beğenmedi. Hiçbirini kabul etmedi. Sen geçinmeyeceksin ki o geçinecek. Ama bu da bulduğu kişi de oğlumu niye? Batıracak. O mutlu. Oğlumu batıracak. Ama oğlumu mutlu. Kandırmak niye çok kolay hanımefendi. Oğlum aklını çaldı da aldı zaten. Aranızda düşkün bir insan olsaydı işe girip çalışmazdı. Bak çalışıyormuş. Niye biz ona çalışma dedik? O evde durmamak için çalışıyor. Gezmek için çalışıyor. Sen evine hizmetçi almışsın. Ya hizmetçi değil. Ki. Bir insan bırak evinde tabii ki evin en büyüğü benim. Tabii ki evim yemeğini hazırlayacak, temizliğini niye yapacak, gelen misafirimi ağırlayacak. Ben niye gelin biz alayım o zaman evime? Biz 70 yaşına yaklaşmışız, kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Aa, olur mu canım? Siz çocuklarınızla ilgilenin. O kadar lütfen siz çocuklarınızla ilgilenin. Başkalarının sayıdır. Özel hayatına gelin karışmayın. Gelin zaman eve lütfen hizmetçi hanımefendi. Değildir. Lütfen. Onlar kızındır, kızından kıymetli tutacaksın gelinini. Benim damadım benim oğlumdur, benim gelinim de kızımdır. Ama bizde olmaz öyle. O şimdi biraz zor gibi. Sormak lazım. Peki, mutlu bakalım aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar. Mutluysa ben mutluyumdur. Bir dakika, bu gelin kaynana gerçekten sıkıntılı ve zor bir süreç yaşıyorlar. Şimdi Gülsüm gitti Lütfü. Gülsüm ikna ederiz muhtemelen. Niye kızdı gitti ya da niye öyle aldı bilmiyorum ama. Yani bu sahneleri. Aynen. Peki devam edeceğiz efendim. Ama Lütfü bugün ilk defa bir şey öğrendi. Aslında zengin olduğunu öğrendi. Ama bir imza atmış. Neye imza attı onu da soracağım. Ama çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gülsüm dün neden gittin? Yani hangi söz senin bu kadar canını yaktı? Hangi söz olacak? Hiçbir şey. Para ne avcısı. Ne söylemiştik biz ona? Para avcısı muhabbeti zaten. Para avcısısın tabii. Paraları duydun. Dün de avukat bey de söyledi burada. Şimdi de hiç gitmesin. Neyin para avcısından bahsediyorsun ya? Bir sen neyden bahsediyorsun? Kızım yalan yuva yapmış ağzına senin. Ya? Yalan yuva yapmış ağzına. Semra Hanım neyden bahsediyorsunuz? Neyin para avcısından? Para avcısı kızı, olsam burada ne işim var şu an? Annemin parasını yedin. Altınları bozdun, yedin parayı. Para şimdi mirası duydun. Sus. Buradan daha çıkmıyorsun. Daha programda öğrendi ya param olduğunu. Ne konuşuyorsun? Daha yeni öğrendi ya paramı. Ben eşimle beraber Semra Hanım'ın evinde eski kaldığım eşim. Halde sen neden kalmıyorsun? Niye kalacağım sen neden yalnız yaşıyorsun kendi hayatına bakıyorsun? Niye kalacağım senin yanında? Kardeşimle annemle yok hayır kalmadım. Kendi hayatına bakmak için kendimi tabii tek başına yaşıyorsun. Annenle beraber kalmıyorsun. Sevgilinle keyfine demeyi. Bakıyorsun maşallah. Pardon? Sevgilinle keyfine bakıyorsun. Tabii ki de benim de hayatımı zehir et. Seni mi ilgilendirecek? Benim hayatımı zehir et. Sen yalnız yaşa keyfin, şimdi sevgilinle dakika, keyfine bak. Anlayalım. Bir sen bu siz tek başına evet, yaşıyorsunuz. Bu değil. Ben kabul evet, etmiyorum. Ben Lütfü yaşıyorum. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Ses sesini be. Sen sesini kes. Hayır. Abla ne yapıyorsun ya? Bir sen sakin olur musun lütfen? İyi misin sen? Ben hasta iyiyim. Mısın? Hasta falan mısın? Bu böyle. Önce sakin sakin konuşur. Şu an sonra damarıma basınca da böyle. Şu an bir sen bir sen bir sen davranışı mı? Yok bir ya. Sencim, sinir hastası biraz, değil sen mi bu? Bir sen. Sen. Hastası değil mi bu kadın? Bir sen. Bak bu... bir girdiğinden beri sen sinir hastası. Oğlum ne yapıyorsun? Bakın dün bir sakin için burada sakin. Ablam adına mısın senden özür diliyorum. Gerçekten. Bowling. Ne hastası mısın sen ya? Abla. Geçiriyor. Geçiriyor. Çabuk gel. Otur şuraya. Otur. Otur şuraya. Otur. Otur. Sakin ol. Abicim otur sen de. Otur. Bu nedir ya? Yastık atma nedir ya? Sus be sen de. Bir de sen bizi de götürüyordun arada. Yani burada... Bir dakika herkes sinirlerine hakim olsun. Birsen Hanım. Ama siz Lütfü'yü hiç konuşturmuyorsunuz Birsen. Nereye konuşacak ya? Ama çocuk bir şey söyledi mi sen? Sus. Ya bizi rezil etti çocuğum ya. Rezil etti mi? Yapışan ablam rezil etti. Ne yapayım ben de onu yapmak istiyorum. Ne demek onunla yapmak istiyorum? Kimse bilmiyorum. Ne demek onunla yapmak istiyorum? Bir dene bak. Tek tek konuşmazsanız. Bu kadar mısın? Bana sinirlendiriyorsun. Konuşma dikkat et. Saygısız. Bu mu senin tartışma anlayışın? Ablan arası konuşuyorsun sen. Bütün yastıkları tek tek ikiniz de kafasına fırlatayım. Ben böyle bir insan değilim kusura bakma. O yastık bana dokunmadan ben sana zıplarım biliyorsun değil mi? Zıplasana. Beni sinirlendirme. Allah aşkına göğüs salonu değil. Gülsüm sakin ol. Bir sen sakin ol. Lütfü. Bu normalde evde de yaşanıyor muydu böyle?
terbiyesiz. Bu derece yok kalabalık ama. Kalabalık ortam. Terbiyesiz. Terbiyesizsin. Konuşmana dikkat et. Sen. Adam bu şekilde konuşamazsın. Biz tartışıyoruz. Sen sana gelmemişsin hiç. Hayal kürsüsü. Tartışıyorum. Bu şekilde konuşamazsın. Konuşuyorum işte. Saygısızlık yapma. Semra Hanım. O baba saygısızlık yapıyor. Hiçbir şey duyamıyoruz. Gülsün bir dakika. Gülsün, ama bakın tamam, böyle yaparsanız bütün sözünüzü kapatırım. Sen geldiğinden beri şey, saygısız Birsel, davranıyorsun. Bak, Birsel, sen neden bu kadar sinirlisin? Cinlerimi tepeme çıkarttırma. Neden? Neden? Bizim karşımıza getirdiği kıza bir bakar mısınız? Ne var? Burada iki yüzlü konuşuyor. Benim görüm diye bir eski görümce diye. Gülsün bir dakika. Kaynı git olan kadına bak. Gülsün bir dakika. Bir dakika dur sen de dur. Neymiş? Altınları satmış da bilmem ne. Harcarken bana mı sordular? Borçlu tek başına yaşıyorsun. Bütün kardeşini ananın sormuyorsun. Paralarını yiyorsun. Aynı sevgiline keyfine Gülsen, bakıyorsun. Adam bana aldı beni. Keyif bana aldı oğlan. Ne olmuş sana? Rahatı satıyor sana. Ben yaşıyorum. Batıyor demek ben ki. Kebapları yiyip yatağına hatırlatıyorsun. Ben akşam yemek yaptım da yemeğin içine tuzu eski eşimin önüne koyan kim de bilsen? Ben hayatta yapmam. Ben yemeği yaptığımda azıcık eski eşim gelmeden tuzu dolduran. Ya yeter artık ya. Oğlum. Yeter ya. Sinirlendin mi? Geçiriyor. Çabuk otur. Dur ne ya? Geç. Ben buraya kavga bizi etmeye gelmedim. Ay, geç. Tüm Türkiye anladı. Ya geç otur ya çocuğum. Şuraya geç. Beni hırslandırma. Siz anlayamadınız ya. Benim burada ne oldum, sana. Neden burada olduğumu anlayamadınız. Anladım, geç şuraya otur. Sinirlendirme. Geç otur şuraya. Ben buraya kavga bozma etmeye gelmedim. Geç. Ben buraya yer konuş. Lütfi. Sana Lütfi diyorum. Bu kadar saygısız olma. Bir şey söyle mi? Tüm Türkiye böyle görüyor değil mi bizi? Pardon da senin eski karının yaptıklarını görmüyor mu ya? Beni sinirlendirme bak. Damarımı attırıyorsun bak. Lütfü, sen nerede oturmak istiyorsun? Ben eşimle ayrı oturmak istiyorum. Eski eşinle. Eğer onunla oturursan seni evlatlıktan reddederim. Et. Evlatlıktan reddederim. Et. Bir kız uğruna beni annene saygısızlık yapamazsın. Kaç günden beri dedin ya? Ben seni yetiştiremedim. Yeter be. Semra Hanım, evliliğim boyunca benim yatak odamın kapısının dahi kilidini değiştiren bir insansın. Niye değiştirdin kızım? Koku geliyor yatak odamdan. Atıyorsun soğanları poşetine benim altına. Benim odamda yatan eşyalarını, özel kıyafetlerimi dahi alan bir insansın sen. Bir dakika, neyden bahsediyorsun? Niye kıyafetlerini, odalarını giriyor muydunuz? Neyden bahsediyorsun sen? Neyden? Zaydan. Bir dakika, bir sorayım Gülsün. Zaydan, odalarına ben giriyor kızıyorum muydunuz diye, bakın kızıyorum diye sipariş veriyor. Tabii kebap yiyor, soğanları yemiyor. Atıyor yatağın altına. Kokudan koku geliyor ya. Koku geliyor ya. Koku geliyor ya. Evet. Demiyor efendim. Onlar yaşıyorsan bir kadın böyle şey yapabilir mi ya? 8 yaşında bir kadın böyle şey yapabilir mi? Sakin ol da sorduklarını sorabileyim. Geziyorsun sağda solda. Misafirimiz geliyor, ev kokuyor. Böyle ben bir şey yapmadım zaten, daha iyi biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Ne biliyorsun ne? Kokuyu çeken benim. Öyle bir şey yok. Peki kokuyu bir sen. Hayır. Hayır. Dışarıya atalım bunu. Birsel Hanım, sizin çok eğer, ciddi öfke bak, probleminiz eğer var. Eğer kendine sahip olamayacaksan seni dışarıya alırım. Tamam mı? Burada konuşamazsın. Bağırıyor ya, kaç yaşında? Ama sen de ona bağırıyorsun. Bak, siz aynı yaşlardasınız. Aynı yaşıttım ama bu kadın, ama annem Semra onun Hanım, aynı yaşıtı değil. Karışmayın. Eğer onlar konuşacaklarsa konuşsun ama Birsel. Bana yaptığı, baktı, bakıp da gül. Yaptığın doğru değil. Gülsüm, sen de onu gaza ben getirme. Ben senin yaptığın terbiyesizlikten özür diliyorum. Çok rahatsızım ben. Ama bak, benden rahatlıyorsa. Ama bir şey edemezsin. Suçsuz sen de suçsuz. Anneme bağırıyor ya. Hayatım, annene bağırmıyor. Annene cevap veriyor ama annenden de bir şey öğrenemiyorum. Bak Birsel, siz Lütfi'ye sus deyince oturtmaya alışmışsınız ama bu kız öyle değil. Siz sakin olun. Neyse burada neyse derdiniz birebir çözelim. Ama oğlumuzu böyle bize karşı olmaz dolduruyor. Zahide Hanım oğlumuzu bize karşı ablacığım dolduruyor. Sözümüzü bir dakika ya. Konuşsunlar abla kardeşim. Buradan gitmeni istemiyorum. Konuşma Gülsüm, sen de konuşma. Yanımda ol. Bak lütfen kardeşim. Bak. Of. Lütfen yanımda. Bak bir ablanın yanına oturur musun? Sonra bak lütfen. Seni bize emanet etti. Annemle seni bak biz baktık. Tamam. Anladın mı kardeşim? Ama başka kadınların sinsi yılanların lafına gelme. Abla başka ya kadın dedin benim. Birini mi istiyorsun? Bana parmağını sen görsen de gideyim alayım geleyim. Ama bak bizi bak bir duruma bakar mısın ya? Bize bir bakar mısın? Hangi duruma düşürdün tamam, kardeşim lütfen. Allah aşkına lütfen ya. Lütfen benim için biraz sakin ol. Lütfen. Birsel, bunu senden kardeşin istiyor. Lütfen. Birbirlerine yakışıyorlar Birsel Hanım. Ya neresi yakışıyor ya? Yakışıyorlar gerçekten. Bir gelir misiniz yanıma? Ha. Lütfü gel yanıma. Gitme. Sen de gitme. Gel yanıma. Lütfü. Gerçekten yakışıyorlar Lütfü mı? Ben rica ettim onu. Ben rica ettim. Birbirlerine yakışıyorlar mı? Lütfü. Lütfü. Ha? Lütfü.
Bir bakın şöyle. Çok yakışıyorlar, evet. Lütfü'nün şu an programdaki en mutlu anları bunlar. Çok heyecanlı. Ha? Peki bir dakika. Ne demek? Bir karışmayın. Bir karışmayın. Bir sen sakin olur musun? Ne demek istiyorsunuz? Şöyle yüz yüze söyleyin birbirinize. Bak. Lütfü. Bir söz söyleyeceğim. Güzel bir... Söyle. Anne kandıracak. Lütfü. Al mikrofona gerek yok. Ben duyuyorum. Beni. Bir şarkı bir şey söyleyeyim. Sana bir şarkı. Çocuğunuzun tadı Lütfü değil mi? Vallahi tansiyonları fırlıyor ya. Bir sakin ya. Bunlar beni evlenmişler. Öldüreceksiniz ya burada. Evlenmişler. Boşanmışlar. 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 Ikisi de bekar. Ve Lütfü benden istediği eşiyle konuşabilmekti. Bir bakın şöyle. Kameraya doğru da bakın. Lütfü ne söylemek istiyorsan söyle birkaç dakika içinde hadi. Şarkı söyleyecekmiş. Söyleme. Kısa bir şarkıyla. Şarkı mı istiyorsun? Hem ortam biraz rahatlasın. Söyle, sen şarkı söylüyor muydun? Anne, tamam hadi söyle. Söyle hemen. Kız kakalsana. Hayır. Oğlum, Allah aşkına Semra Hanım ya. Lütfen otur şuraya. Otur çabuk. Bizi rezil ettin zaten. Bizi rezil ettin çocuğum. Otur. Laf dinlemiyor ya. Miras olduktan sonra laf dinlemiyor bu çocuk ya. Az otur bak. Söz geçiremiyor. Otur şuraya çocuğum ya. Sen bana ne dedin? Sen ne oldun böyle çocuğum ya? Sakin dur dedin mi? Dur dedin. Ne oldun sen böyle ya? Bizim lafımızdan dışarı çıkma. Hadi. Ay inanamıyorum ya. Çocuğumu tanıyamıyorum. Lütfü şarkını oradan da söyleyebilirsin. Allah Allah. Allah Allah ya. Mikrofonda kalmadı. Madem istiyor. Bu mikrofon. Oğlum. Tamam anne tamam. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Emeklerine yazık. Emeklerine. Ben sana dedim buna bu çocuğa bu kadar nasıl yetiştirdiğini tüm Türkiye görüyor ya. Kendi gibi yaptı. Nasıl yetiştirdiğini? Helal olsun oğlum sana. Helal olsun. Kızla iki laf ettirmedin ya. Ne laf edip de ne yapacaksın? Sen bu karının ne yapacaksın? Da bütün hayatını mahvetmedin mi? Ha? Yalan yuva yapmış bu çocuk kızın ağzında. Sen habire bununla şey yapıyorsun ya. Sinsi yılan. Ben çocuğumu tanıyamıyorum. Hangi yüzle geldi? Dün burayı terk ettik gitti. Hiç kafam basmış oğlum. Nasıl yırtılmış be? Saygısından terk edip gitmiş olabilir mi? Birsen Hanım, acaba neden terk etti Gülsüm Hanım burayı dün? Dün bizden sizin gibi size geldi. Yastık fırlatmamak için olabilir mi? Öfkesini kontrol etmek için. Ben dün bir o şey yapmadım kıza. Gittiniz ki bakın, kızın. Bakın dün Zahide Hanım'ın bak sayesinde bakın. Ama siz çok ciddi sustum, öfke problemi oturdum. Yaşıyorsunuz. Car. Kadına bağırıyor, anneme bağırıyor ya. Neye bağırıyor? Pardon. Ama seviyor. Lütfü kızı seviyor. Pardon. Bir kere ailesinin sesini yükseltmeyen adam bu kalkmış benim anneme bağırıyor. Kim oluyor ya? Kim? Ama niye bu kadar müdahale ediyorsunuz? Birsen aslında biraz olayı yükselten siz misiniz acaba? Hayır biz değiliz. Çünkü bak annelerin geldiğinden beri son derece sakin. Tamam kadın konuşuyor ağırlığını koyuyor ama sakinliğini de bozmuyor. Birsen siz daha heyecanlısınız. Sizin ritminiz birbirinize bakın. Daha uyuyor. Gülsüm'le ama Gülsüm sen de söyle. Sinirimle oynuyor. Bak seni de güzel anlayamıyorum bu sefer şey kalıyor ben, öyle. Onun ağzının payını çok güzel veririm ama ben yastık fırlatmam ya da işte hakaret etmem. Hakaret ben senin yolunda yastık fırlatmam. Çok güzel şeyler söyledin. Gülsüm bana dön. Anladın mı Birsen? Gülsüm bana dön. İltifatlar ettim halbuki. Ben bunu yapmam Gülsüm. Yani kusura bakma. Gülsüm bardakları yere de virmem. Sen evlilik hayatınızda bunları yaşadın mı? Yaşadım Zahide Hanım. Hiç böyle birbirinize girdiniz mi? Zahide Hanım 7/24 biz bu olayları yaşıyoruz. Ya Allah aşkına evim ayrı nereye birbirimize girecekmişiz ya? Zaten benim de 7/24 berabermişiz. Başka bir şey değil. Birsen sen kendin gibi bir görümce ister miydin evlensen? Evet. Ne niye? Çünkü. Bence istemezsin. Ne o bana bir şey söylerdi. Bak kardeşim bence istemezsin. Bence istemezsin. Niye? Bu duruma düşmek istemezsin ya. Niye aynı duruma düşmeyecek? Bu duruma sen bizi getirdin sen oğlum. Sen getirdin bizi ya. Sen getirdin bizi. Ama bizim sana işimiz vardı. Ama siz mecbur bıraktınız beni bu duruma getirmeye. Ne işimiz vardı bizim burada? Başına mı vurduk? Çözseydiniz ya o zaman ben de. Bir o kaldı zaten. Herkes bizi yapma dinliyor. Allah herkes şimdi. Bizi izliyor. Hoş bir şey mi bir aile hayatın dışarıda şey yazılması? Utanmıyorsun da ya oğlum. Bakın bizi kardeşim. Utanacak bir şey var mı? Encesine vurun, ekmeğini ağzına alın diye bir lafımız vardı bilirsiniz. İyi niyetli bir arkadaşımız. O kadar çok iyi kardeşim. Demek ki kötü olsaydım. O zaman aynen. Döverdim seni. Daha fazla döverdim. Dövdün mü hiçbirsen? Hiç dövmemişimdir. Hiç vurmamışımdır. Ne dediyse annem her zaman yapmıştır. Her zaman koşmuştur. Ama sen annenin her dediğini öyle... yapıyor musun Birsen? Neyin? Sen annenin her dediğini yapıyor ben musun? Ben annemle yapmak istemediği için şu an ayrı annem. Evde yaşıyor Zahide Hanım. Mesela ben hem annesinin parasını yiyor hem de hani tek başına annen... yaşıyor hanımefendi. Ben senin parasını merak ediyorsun. Senin paranı mı yiyor kızım? Senin paranı mı yiyor? Bizim yemediğimiz oğlunun parayı yemediği parayı senin kızın yiyor. Sana niye derdi oldu? Sen nasıl niye derdi oldu? Ben bakıyorum senin oğluna baktım. Pardon ya.
Ben çalışıp attım. Niye çalıştın? Aşkını sen çalışıyorsun. Çalışmaya ihtiyacın yok ki senin. Bir de çalışmaya ihtiyacın yok. Bitti parası. Nerede benim ince setim? Nerede benim ince setim? Nerede? Geldim buraya tünele. Nerede benim kemerim? Konuş kız, konuş anne, konuş. Konuş, konuş. Ne oldu? Ne atılar kalmadı değil mi? Altın ne yaptı? Anneciğim, para kalmadı kızım. Bir dakika, bunları para kalmadı değil mi? Şimdi mirası duydum. Altın bir tane baksana. Bir dakika, altın tüm bileziklerimi bu taş için sattım. Hadi hadi, annesi de kalmışsın. Ne yapayım ya, ne yapayım? Kebap yiyemeyeceksiniz artık. Anneciğim, anneciğim. Artık kebap yiyemeyeceksiniz değil mi oğlum? Hayır, kebap hayır. Mebap yiyeceksiniz artık. Dışarıdan yiyorlar. Bitti altınlar yedi, bitti. Kebap yiyiversinler. Şimdi miras kaldı, avukattan duydum. Dışarıdan kebapları yatağın altına ya taktım. Ya Zahide Hanım, öyle bir şey yok. Ya yiyorsun, anlatıyorum. Ya anlatıyorum ya. Yatak odası kokuyor. Öyle bir şey yok, anlatıyordum ya. Ne olur tane tane, bak hiçbir şey anlamıyorum. Şefini atacaksın kızı. Semra Hanım bir dakika, Gülsüm bir dakika. Gülsüm, bana sen söyle. Bu kız altınlarını çıkarıp sana verdi mi, vermedi mi? Verdi. Ne yaptın o altınları? Bozdurdum. Neden verdi sana altınları? Kredi kartı borcum vardı. Bana mı harcadın? Bir dakika. Bana mı harcadın? Lütfü. Kaç altın ne verdi sana? Ne fark eder sana mı harcadım? Başkasına kim harcadın? Mı harcadım? Kim harcadın? 15 tane bilezik verdim Zahide Hanım. Borç ettiğin sen ödeyeceksin oğlum. Ben mi ödeyeceğim senin borcunu? Ben mi ödeyeceğim bunların borcunu be? 15 tane bileziği bak. Sizin oğlunuza, sizin kardeşinize vermiş. Lütfü sen mi istedin bilezikleri? Yani gönlüm el vermeye mecburen bozdurmak zorunda kaldık. Ay inanamıyorum aslında. Ya bakın kart veriyorum. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorum. 5 bin liralık benim kart veriyor. 5 bin liralık kart. 5 bin liralık. Ay inanamıyorum ya. Ay. Oğlum askere hani ücretin üstünde ben limit veriyorum. 5 bin liralık kart verdin ya. Ya ben askere ücretin üstünde limit veriyorum. Ben bu kadar zengin bir insan. Her ayda bir arttırmıyor muyum oğlum ben senin limitini? 6 ayda arttırıyorum. Ne 5 bin? Bir izlerle bir şey. Hocam ben o kadar zengin bir insan insanmışım. 5 bin liralık kartı nasıl ödeyemedim? Hangi bezlerlemişsin? Bunun cevabını... Bakın Semra Hanım, senden yaşlı bir oldu. Kafana bir dakika, Gülsüm. Sana bozma. Bana bak Gülsüm. Alın bütün sesleri. Alın bütün sesleri. Allah'ım. Gülsüm, bak bu söylediklerinizi... Ay Lütfü dur, seni de sen. Lütfü. Yeter ya. Gülsüm artık sen Lütfü'ye bakar mısın? Al şunu. Gel, al şunu. Gel, çabuk. Ben bir şey etmeyeceğim. Abla. Gelsene. İnanmıyorum ya. Şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika bir sessiz olur musunuz? Ya lütfen gelsene. 30 saniye, 30 saniye bir sessiz olun. Şu çocuk bir kendine gelsin. Su ister misin? Yok yok, yok. Bir suya ihtiyaç tamam. Yok. Gülsüm sen de sakin ol. Sen Lütfi'ye odaklan. Çocuk bir söyleyemedi derdini, bir derdini anlatamadı yavrum. Ay konuş sen konuş. Heh. Bir dur, bir sen dur. Heh. Ay inanmıyorum ya. Bir insan bu kadar kendini küçük düşürür mü ya? Ne olur Semra Hanım, ne olur. Bak bir 30 saniye, bir sessizlik ne olur. İnanın kalpten gideceğim bakın. Tansiyonların fırlayacak ya. Tamam ekibimiz beni burada bir şey... Bunlar hastaneye yatıracaklar en sonunda. En sonunda bak, hastaneye yatıracaklar bunlar beni. Lütfü'nün konuşmasına izin vermiyorsunuz. Ay inanmıyorum bir ya. Bir söylesin, konuşmaz olaydı ya. Konuşmaz olaydı be. Çok merak ediyorum. Lütfü Allah aşkına bir şey söyle, susturamıyorum onları. İyi olacak, iyi olacak. Biraz sonra güzel olacak. Siz olmayacak, de kendinizi olmayacak. Güzel hissedeceksiniz. Ay şuna bak ya, şuna bak. Düştüğümüz hale bak ya. Ay inanamıyorum neyse, ya. En azından Lütfü gözler içine bakabiliyor. Ay inanamıyorum ya. Ya şuna arın. 5 saniye dediniz ya. Arın abla. Gülüreceğim ya. Az gel ki. Ay. Ay elim. Ay dur. Güzel. Ay inanamıyorum Allah'ım, düştüğümüz hale sen bak. Kız sen de kalksana anne. Düştüğümüz hale bak. Lütfü, konuş bak ablanı durduramıyoruz. Hadi. Sesler kesilmiyor ki ama ben. Allah, onlar zaten sen konuşma diye konuşuyor olabilirler. Sen konuş. Duyuyor seni kız, hadi. İçinden geleni söyle. Ne istiyorsan söyle. Adam ağlıyor burada adam ya. Adam ağlıyor burada. Numara yapıyor, ağlıyor. Her zamanki numarası. Beni kandırmış. Halil Bey siz de yangına körükle gitmeyin. İki görüşürüz bozuldu ya. Yalara bak. Bir dakika ne olur annemiz Lütfü, ne olur. Bir söylesin çocuk ne içinden geçiyorsa. Gönlünden geçeni söyle. Güzel ne güzel olmuşsun. Görünmeyi görünmeyi. Zülüflerin tel tel olmuş. Örülmeyi örülmeyi. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın için buraya kadar geldiğin için. Ne buraya
gel. Yazıklar olsun çocuğum sana. Yazıklar Lütfü, olsun. Yazıklar aslında olsun sana. Niye döndün oturabilirdin evet. de bunu ya. Yazıklar olsun. O alışkanlıkla geri git. Oturursan eve sokmam seni oğlum. Bak sana söylüyorum. Sokma, sokma. Eve gelemezsin. Nereye gidiyorsanız gidin. Niye? Bak sana söylüyorum. Bu sana son ikazım. Bir daha tekrar etmem bak. Ben sana dedim ama bu çocuğun başını boş bırakma diye. Evet. Gördün mü? Şımartıldın. Şımarttık seni. Şimdi de tepemize çıktın.